Akşener Erdoğan'dan oğlu için ne istedi? Fatih Altaylı açıkladı. Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener'in çok konuşulan görüşmesinin perde arkasını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İyi Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'in saraydaki sürpriz görüşmesi siyaseti hareketlendirirken, gazeteci Fatih Altaylı Akşener'in oğlu Fatih Akşener için Erdoğan'dan ne istediğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İyi Parti eski genel başkanı Meral Akşener'in saraydaki sürpriz görüşmesi siyaset dünyasını hareketlendirdi. Yaklaşık 40 dakika süren gizemli görüşme sonrası ne Akşener ne de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir açıklama geldi. Sürpriz görüşme sonrası İyi Parti kulisleri hareketlenirken görüşmenin nedenine dair iddiaların da ardı arkası kesilmedi. Görüşmenin perde arkasındaki sebebi gazeteci Fatih Altaylı açıkladı. Kendi kanalında gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Altaylı, Erdoğan-Akşener görüşmesine dair en çok merak edileni açıkladı. Oğlu için büyük elçilik istemiş. Altaylı, şunları söyledi. Meral Akşener, ailesinden bir ferdin büyük elçilik unvanı alarak bir yere büyük elçi olarak tayin edilmesini istiyormuş. Son birkaç ay içinde bununla ilgili bazı görüşmeleri de olduğu söyleniyor. Bunu hatta Aytun Çıray da dile getirdi. Zannederim ki oğlu için söyledi. Hatta konuşulan şu oğlu Fatih Akşener Galatasaray Üniversitesi mezunu. Onun için Ankara'da Paris Büyükelçiliği konuşuluyormuş diye dedikodular varmış. Ben de dedim ki Parisi vermezler, ciddi bir yerdir. Fransızca konuşulan Senegal, Cezayir gibi yerler olabilir ama. Dervişoğlu da sessizliğini bozdu. Kritik görüşme sonrası İyi Parti cephesinde de farklı şekillerde değerlendirilirken İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Akşener'in görüşme sonrası kendisini arayıp bilgilendirdiğini açıkladı. Dervişoğlu, gündeme bomba gibi düşen görüşmeyi devlet ve siyaset hayatında önemli görevler yapmış insanların bu ziyaretleri karşılıklı olarak yapmaları kadar doğal bir şey yok diyerek yorumladı. Diğer yandan Erdoğan Akşener'e ne teklif etti? En yakınındaki isimden bomba iddia Erdoğan ile Akşener görüşmesiyle ilgili İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akbörak'tan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Görüşmenin ardından birçok iddia gündeme gelirken İyi Parti İstanbul Milletvekili Burak Akbörak katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu. İyi Partililerin bu görüşmeden rahatsız olacağını sanmıyorum. Akbörak, genel başkanımız Türkiye'ye mal olmuş liderdir, hatta gurur duymak gerekir. Genel Başkanımız her türlü görüşmeyi yapabilir. İyi Parti'nin hamisi sayılır. Sonuçta biz İyi Parti olarak zor şartlar altında kurulduk. Türkiye iki kutuplu sistemin içine sıkışmış durumdaydı. Merkez bir parti kurulması gerekiyordu. Sayın Genel Başkanımız bunu yapmaya çalıştı." dedi. "Tahmin etmiyorum ama bilemeyiz. Ben şu anda Akşener'in devlet içinde ya da Cumhur İttifakı içinde bir görev alacağını düşünmüyorum." diyen İyi Partili vekil çok daha yeni bir seçim oldu kurucu genel başkanımız dinleniyor, Türkiye'yi takip ediyor. Makalelerini okuyor, televizyonunu izliyor, görüşmeler yapıyor. Kendisine bir teklif edildi mi edilmedi mi ben bilmiyorum. Görüşmeyle alakalı bir bilgi sahibi değilim. İlla ki bir bilgi sahibi olacağım. Böyle bir karar verir mi inanın tahmin etmiyorum ama bilemeyiz ifadelerini kullandı birlikte Çiller'in cenazesine gitmişlerdi. Burak Akbörak ile Meral Akşener geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller'in cenazesine birlikte katılmışlardı.